Nasıl hissediyorsun kendine? Ay berbat. Ama sen güzelleştirebilirsin. Olur. Güzelleştireyim. Ne yapayım? Ay flört etmiyorum seninle. Bakma bana öyle. Mahmut meselelerini diyorum. Seninle kimsenin elinden mal falan almayacağım Melike. Bak. İlk başta küçük başlarız senden. Bizim bir aşçı vardı eski. Onun kızına Taner gitmiş böyle küçük bir büfe vermiş. 1-2 metrekare falan ama bayağı iyi para kazandırıyormuş. İşte başına da kızı koymuş. Ama hani sakin, küçük, ufak bir yer. Biz seninle gideriz oraya, gasp ederiz. Sıkılırsan yapmayız. Nasıl? Şu laflara bak, ufakçı seni. Avukatım ben, avukat. İşsiz de olsam bir avukatım. Gasp mı yapacağım seninle? Ya gasp lafın gelişi. Malların hepsi benim zaten ya. Hukuken değil. Ayrıca sen ne dedin orada ya? Yok işsiz bir avukatım falan. O ne alaka? Ayrıldım ofisten. Söylemedim mi avukat? Aa. Söylemedi bana hiçbir şey. Keyfi yok. Bir git ilgilen falan dedi Doğan'la. Ben ayrılmasaydım Ceylan ayrılacaktı çünkü. Ha, duygusal şantaj yaptı bu sana. Aynen aynısını dedim biliyor musun? Hiç sevmem. Ay. Ne kadar sıkıcı ya. Yok mağdurum, yok işte Doğan var diye işteyim falan filan. İnsan azıcık gurur olur ya. Ya yine de öyle deme de haklısın yani. Ne çözüyor ki? Yani gideni geri mi döndürüyor birinin istifa etmesi? Madem öyle ben kendim giderim dedim. İyi yapmışsın, iyi demişsin. Bak sana bir tane küçük bir büro açarız şimdi. Orada başlarsın güzel güzel. Birilerini de bulurum, iyi para da kazanırsın. Ya en kötü benim davalara baksan bir ayda Karun kadar paran olur senin. Seninle gasp yapmayacağım. Ayrıca bir sürü çalışmayı da düşünmüyorum. Ne yapacaksın o zaman? Dinleneceğim biraz. Belki teknemin tadını çıkar. Ay çok sevdin sen burayı. Yok yok ya. Balkonda oturacağım biraz. Hayatımı dinleyeceğim. Bu olayları sindirmeye çalışacağım. Alt üst oldu hayat. Her şey üst üste geldi. Ama hep annemin yüzünden. Tutturdu evlen evlen diye. Al işte şimdi kaç kişi mağdur oldu. Ben gelince yanından mal kaçırıyor şimdi. Buradaki mal ben oluyorum. Farkında mısın? Aynen. Bir de farkındasın yani. Bilerek söyledim. Bilerek söyledim tabii ki yani. Biz kaçak mı? Kaçak. İçeride parti malzemeleri var. Hoş geldin. Sen bana çektirdiğin acıları mı kutluyorsun lan burada? Ya bu ne hal? Ya beni kullandın sen, dilleri düşürdün beni. Sonra da bir peçete gibi kullanıp attık kenara. Şimdi bu kadını almışsın, bir de burada alem mi yapıyorsunuz siz ya? Ne biçim laflar, imalar bunlar be? Abuk subuk laflar. İma falan değil güzelim, artık dimdirek söylüyorum sana. Adamın ağzına düşeceksin ya. Hala bir arkadaş ayakları yok, masumum ben. Ne biçim laflar be? 25 yıllık arkadaşım kızım. Sen ne kadar ciddiyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne alakası var? Nişanlım benim, nişanlım. Çağırsaydınız ya, ben de parti yapsaydım sizinle. Devam edin. Herkes ya kardeş, sabahtan beri size bakıyorum. Sizde azıcık diyalog var mı ya? Çocuk bile inanmaz size ha. Niye ki? Niye ki? Ya şu arabaya bir tane Allah için vitamin niyetine kağıt alıp atmadın ya. Hiç sen simitçi. Geleni kovuyorsun, gideni kovuyorsun. 2 tane çocuk geldi, havalarına maşayla vurdun ya. Sen çöpçü, 2. çöpçü. Danel Bey çöpçülükte iyiydi ama sen 2 metrekare yeri tozup duruyorsun 24 saattir ya. Ayıptır ya, güler insanlar size ya. Ne oldu? He. Gülmüyor şimdi. Nasıl güleyim abi? Sesim içime kaçtı. Demek ki neymiş mesele? İnandırıcı olmak değilmiş. Uza şimdi. Saygılar abi. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olsa ben 24 saat buradayım. Cevdet, öldürülüyordun ya. Sen şu çeneni tutamıyorsun Cevdet. Niye tutamıyorsun? Vallahi de tutamıyorsun. Billahi de tutamıyorsun şu çeneni. Ne olacak senin bu halin ya? Tövbeler olsun yarabbim. Ha, Doğan geldi. Ya niye uzatıyorsunuz ki? O da bana vurdu, hakaret etti üstelik. Ben bir şey diyor muyum? Melike sus! Ömründe bir kere olsun şu çeneni kapa. Özür de diledim. Allah Allah! Ne oldu yine bunlara ya? Yalnız Melike Hanım da benim gibi çenesini tutamıyor. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.